Yani Ba'del Mevt, Mevt'ten sonra Halik-i Rahman ve Rahim'e rücu edilecek. Dönülecek. Allah'a dönülecek. Allah'a dönülmek. Allah'a dönülmek kötü bir şey mi? Daire-i esbaptan kurtulup daire-i kudrete geçeceğiz. Yani bir şey ektiğin zaman bir sene bekliyorsun, orada bekleme yok. Her istediğin olur, istemediğin olacak. Her istediğin olacak, istemediğin olmayacak. Her yerde olacaksın, bir yerde olmayacaksın. Aynı anda nihayetsiz yerde farklı farklı lezzet yapacaksın, hiçbir lezzete alışmayacaksın. Her yerdesin, her zerrede, her bir zerrede farklısın. Fert ismiyle. Ehad ism azamı. İtikat ettiğin Allah'ın esmasına en cami sen nazar olacaksın. Allah'ın esma ve sıfatı Allah değildir haşa. Allah'ındır. Ona en cami sen aynı olacaksın. İsmi ferden cami sen aynı olacaksın. İsmi kayyuma en cami sen aynı olacaksın. İsmi hayya en cami sen aynı olacaksın. İsmi rahmana en cami sen aynı olacaksın. Olunca ne olur? Çünkü altyapımız olunca, olmayınca bu sefer dengeler bozuluyor. Çok tuhaf oluyor. Oysa tuhaf değil. Gayet çok lezzetli bir şey. Yani Allah'ın isimlerinin azami derecede mazhar olmayı herkes biliyor. Ama ne olacağını bilmez mesela. Ehad ismi azamına mazhar olunca ne olur? Burada da وَاِلَيْهِ مَرْجِيكُمْ اِلَيْهِ çok ilginçtir. Ala. Mesela ikinci kattan arabanın üzerine atarsanız ala denilir. Yukarıdan aşağı. İla ilehi yanlama arabaya koymak. Şimdi Cenab-ı Hak dönülecek ama İla merciikum. İlla aslına doğru böyle gidiş. Yani üzerine sen hakikat binmiyor. Hakikatına gidiyorsun böyle. Anlaşıldı değil mi ilehi? Sonra ve ileyhi turcaun gene hakikatine rucu var. Ve ileyhil masir ve ileyhil ma'ab. Ne oldu? O yapsın da yani o inşallah bir şey olmamıştır çocuğa. Yani İnşallah bir şey olmamıştır. Evde kimse yoktu. Yani şeydir, çok üzdü beni yani. Diğerlerini de geri göndermiştim. Başka birileri vardı. Onlar geldiği için ama babaanne işte bu hatayı yaptı. Gibi ayetlerde büyük bir beşaret ve teselli olduğu gibi. Beşaret ve teselli. Yani teselli buraya bakıyor, beşaret oraya. Benim için beşaret deniyor. Mesela müjde sana, işçiye, aylık verilecek sana, aylığın. Buna müjde olur mu? Olmaz, o senin hakkın zaten. Müjde sana, hakkın olmayan verilecek. Müjde sana, dokunma, onlardan ben şey yapmıyorum. Tamam abi. He yani, şey üzerine. Ehli isyana da büyük bir tehditleri ima var. Kime? Ehl-i isyana. Ehl-i isyan kimdir? He? Ehl-i küfür, ehl-i gafil. Oruç tutana, namaz kılana, dava öyle olunca bundan daha ne korkacak ki? Bunlar beşaret var işte. Ölüme de teselli var. Ölümü teselli söylüyor yani. Bu güzel bir şeydir diyor. Ne korkuyorsun? Sonra Allah korkulacak şey değil. Niye şey yapıyorsun? Ha öyleysense tamam. Efendim eğer Allah'ı seviyorsan nasıl bileceğiz? Fiilinle. Fiilinle varsa seviyorsun. Seven de sevdiğinden niye korksun? Ha fiil yok. Sevgin yalandır. Seven sevdiğine ittiba eder. Oğlum ben seni çok seviyorum diyoruz. Akşam getirip bir şey getirmiyoruz.
Nasıl seviyorsun çocuğu? Öyle olur. Ha, imkanın varsa tabii. Bir kucağına da mı almıyorsun? Bir öpücük de mi vermiyorsun? Nasıl sevgi? Böyle sevgi olur. Örneğin uzatmayacağım da. Şimdi odasını, çocuğun odasını oyuncak mezarlığı yaptın. Gömüldü. Sen ilgilenmiyorsun. Lan o oyuncak mezarlığı yapacağına hiç mi oyuncak istersen alma. Tencere kapağını ver ama sen ilgilen. Bir sevgi bu. O oyuncak verip oraya atmak kendinden itmektir yani. Sevgi değil. Kimi kandırıyorsun? Başından sağma attır. Maçı ve dizi güzel seyretmek için yapıyorsun. Diziyi seyretmek için yapıyorsun. Sevgi değil. Başından sağma. E hocam çocuk bana isyan ediyor. Duvası yok mu? Var. Nedir? Sopa, falaka. Senin falaka ya. Neyse. Babayı mı çocuğun falaka? Babayı. Çocuğun ne işi var çocuğun? Çocuğun elinden tuttun, çamura attın. Sonra diyorsun ki niye çamura düştün? Sonra piyasada şey yazar. Çocuk terbiyesi yazar kitaplarda. Ne çocuk terbiyesi ya? Bu tarafa gel gel Ahmet Bey otur da. Gel kardeş gel. Çocuk terbiyesi değil, baba terbiyesi. Baba. Onu da sen yazardın kitabı. Baba dedim ki, yazarlara dedim ki çocuk terbiyesi yazmayın kitabın başına. Babaların terbiyesi yaz. Evet, bu ayetlerin sarahatına göre ölüm, zeval, fırak, adem, kapısı ve zulümat kuyusu olmayıp. Oh, elhamdülillah. Şeytana oh. Ancak Sultan-ı Ezel ve Ebed'in huzuruna girmek için bir medhaldır. Medhal, medhal. Dahil olma yeridir. Dahil olma. Bu beşaretin işaretiyle kalp Adem-i Mutlak korkusundan kalp işte Adem-i Mutlak yokluk olmaktan, çürümekten elemlerinden kurtulur. Elem de şu. Alevler göklere yükselmiş. Katranlar şey yapılacak. E katran kime akıtılacak değil mi? Katran zekat olup da zekat Allah'ın ayeti mi var? Bir mal. Zekat borcu olup da vermeyene gel gel gel. Ha biraz ileri gel. Gel gel. Gel gel. Çocuğu nereye götürdün sen? Selamünaleyküm. He hocam. O etten dolayı mı? Yok, benim Büşra'ya küçüğü. Grip. Tamam. Şimdi iyi. Tamam. Şimdi ayet-i kerimede mealen diyor ki zekatı olup da vermeyeni o mal eritilecek. Maden. Maden erimesini düşünün. O diyor boğazına bir şey götürecek. E sen ne yapıyorsun? Sen nerede kısmı ki? Zekatını verdin mi? Peki bu ayetten kim korkacak? Onun için diyorum korkma. Şimdi meclis kim korkacak? Mecliste hırsızlığa ait kanun çıksa, ağır kanun. Kim karşı çıkar? Hırsız. Hırsız. O zaman milletvekiline sorsan, sen niye karşı çıkıyorsun kardeşim? Sen hırsız mısın? Korksun hırsız. Hüseyin Hoca. Mecliste kanunun, hırsızlara ait kanunun şiddetlenmesine karşı olan hırsızlar olur. Namussuzluğa ait şey çıkıyorsa kanun, namussuz korkar. Allah'ın iddia ettiği o cezayı mesela kulağına eriyen madenler dökülecek. Kime? Zekatını vermeyene. Zekatı veriyor musun? Veriyor. Bitti. Senin alakası yok. Niye üzerine alıyorsun kendini? Ne yapıyorsun? İki. Burada namaz kılmayan mutlaka orada kılacak. Ama mutlaka ödeyecek. Ya burada ya orada. Orada nasıl ödeyecek? Kızarmış o hadis bu. Saçın üzerine bastığı zaman beyin fokur diyecek diyor. 80 bin sene böyle. E niye bunları söylemiyorum ben? Niye söyleyeceğim? Bizimle ne alakası var? Namaz kılanın sorunu değil ki. Namaz kılmayanın sorunu. Git onu anlat. Burada niye anlatacağım ki? O korksun. Evet, kefene sarıldığınız zaman
Kardeşim biz uyuduğumuz zaman uykuyla geçmiyor muyuz başka aleme? Biz de kefene biz kan sarılmayacağız ki. Zaten uyuduğumuz zaman cesedi bıraktığımız gibi cesedimize haber yok. Ey liman kuş gibi uçacak. Varsın koksun kuyuya girer. Biz zaten kuyuda değildik ki yaşarken. Yani nefsin kuyusunda mıydık? Yani onlar işte diyor ki bu ayette de kalbin kalp eleminden kurtulur. Böyle dehşetmiş, alemmiş. Bizimle ne alakası var? Elhamdülillah. Yukarıda işte senin hoca matematikçi dedi değil mi o? Gitmiş şeyi okumuş. Haşir ve cehennem azaplarına ait kitaplar okumuş. Adama ne diyorlar kalbine? Ne taktı? Stent taktırdı. İyi ki kalbini almadılar yani. Hassas. Mükemmelliyetçilik fıtratın eline geçti o kitap. Ne olur? Bu oldu işte. Yanlış mı? Fiilen gösterdi. İstersen sen doğru söyle. O kitabı okumak doğru olduğunu git hocaya söyle. O kitabın okumak yanlış olduğunu hoca zaten söyledi. En ufak bir şeyde kalbi açın diyor. Şeye, kapıyı açın, ter basıyor. Peki yok mu? Arkadaş, o ayet vadisten toplanmış. Ama ne yapılıyor? Bakın dikkat edin. Asıl kitabını okumayan ya ifrattadır ya tefrittedir. Ya müthiş bir ümittedir ya korkunç korkudadır. O Allah Resulü bir saatlik, iki saatlik sohbetinde belki de o sözü cehennemle veya şeyle bir dakikasını almıştır. Yani koca bir saatlik sohbette cımbız da onu aldı. Koca Bakara suresinde 250 küsür tane ayetten iki tane ayet aldı. Ya kardeşim o ayetin gelişi var, gidişi var. Bütünlük içinde o ceza ayeti hiçbir şey değil. Ve zaten sonunda Rahman-ı Rahim diye söylüyor. Allah Gafur-ı Rahim'dir diyor. Allah merhameti çoktur diyor, bitiriyor. Ha ne yaptı onu yazan? Kim olursa olsun. Alim de yazıyor. Topladı ayetten, onu da topladı. Hadisten de bütünlük içinde değil, tek tek sanki onu söylemiş ayet. Tek tek Resulullah akşam onu anlatmış. O zaman onu bir araya getirdin, bu insana takdim ettin mi? Tamam. Namazsıza, niyazsıza veya Allah'tan korkmayan işe yaradı. Peki hassas kalpliler ne olacak? Bütünlük olmadı yani. Tamam bazılarına yaradı. Bazılarının da standa takılması vesile oluyor. Peki niçin bunu söylüyorsun Hasan? Kardeş asın imamını, asın eserini okumayan ya ifrattadır ya tefrittedir. Ya hiç takmıyor Allah'ı, hiç ahireti haşa veya müthiş bir korku sendromuna girmiştir. Allah'ı sevmenin hududu yok ama korkunun hududu var. Anladık mı amen? Yani o ayetler bütünlük içinde koca 250 tane, 256 ayet veya 276 tane ayet sürenin içinde 1-2 tane ayet. Bütünlük içine bakınca hiç de şey değil. Onun için Risale-i Nur tetik yolunu, ceza yolunu gösterme yolunu tercih etmemiş. Şirkin, amelsizliğin çok kötü olduğunu ispat etmiş. Şirkin, küfrün, amelsizliğin ne kadar kötü olduğunu söylemiş. Onun için Risale okunacak. Okumasa böyle olur. Bak ne giderken ne dedim? Rahatladım dedim. Of be. Hemen nasıl söyledim? O kitap deniyor. Ama o kitap da böyle. Resulullah hep oyunu mu demiş hayat? Bütünlük içinde bak bakalım. Her şey öyle. Aile de öyle. Karı koca münasebetlerinde de. Öyle dedi böyle bak. Bak kardeşim koca hayatın içinde niye cımbızla topluyorsun ki? Bütünlük içinde o söz, o hareket gayet normal. Yemeğin içindeki tuz gibidir. Tuz tek başına kötüdür, yenmez, zarar. Ama yemeğin içinde de Mustafa güzeldir. Yemeğin içinde de o tuz çok da hoştur. Bütünlük içine bakacağız. Evet, küfrün tazamun ettiği cehennemi maneviye bak. Şimdi küfrü söylüyor. Küfür. Ena ine zenni abdivi. Hadisi kutsisi sırınca. Ne dedi? Kulum beni, abdim beni nasıl bilirse ben ona öyleyim.
hadisi kutsiyemde sırrınca, sır. Bak şuraya bak. Cenab-ı Hak kafirin zan ve itikadını daimi bir azab-ı elime kalbeder. Şimdi kafirin imanı Allah'a reddediyor. Bir bardak sağlayayım. Bunun bedeli nedir? Bunun bedeli dünyada, ben bunu son şöyle Ramazan'dan bir ay önce, kaç ay oluyor? Beş ay mı? Beş ay. Beş ay önce ilmen biliyordum. O sahipsizliğin, kimsesizliğin, yetimliğin, ümitsizliğin ne demek olduğunu Allah bana hissettirdi. Allah hiçbir kimseye, hiçbir Müslümana hissettirmesin, bir de bana hissettirmesin. Hiç kimseye hissettirmesin. Bu asrın insanı şöyle diyeyim, paraya, gıdaya, mala, mülke ihtiyacı yok. En fakirin bile yarın yiyecek ekmeği var. Üç gün aç olan bir peygamberin ümmetiyiz. Üç gün hiç kimse aç değil. Git nereye gidersen git, bir fırına desek ki para istemiyorum. İster deneyim. Ekmek ver bana. Zaten o kadar bayat ekmek var ki hayvanlara veriliyor çuval çuval. Ecebi dese ki, sokakta bir tanesi dese ki, geldi ya beyefendi, para istemiyorum. Bana şurada bir ekmek al ver dese. Para istemiyorum. Hangimiz vermeyiz? Ben ekmek istiyor. Samimi. Tamam mı? Böyle. Fakat bu asır insan nereye ihtiyacı var? Bu asır samimiyete, uhuvete, sevgiye, alakaya, unutmayın, sahiplenilmeye ihtiyacı var. İnsan. Sevmek nasıl bir ihtiyaçsa, sevilmek de ihtiyaçtır. Daha fazla. Sevildiğini bilmek. Bir daha söylüyorum. Sevmeye ne kadar ihtiyacın varsa psikolojiyi motive ediyor. Sevildiğini bilmek, ondan daha fazla insanın ihtiyacı var. Şimdi şöyle bir insan tasarlıyor. Allah aşkına yani. Zevkimden bahsediyor. Ben zevk. Şimdi Allah beni seviyor. Zanni ve düşüncesiyle, itikadıyla yaşayan insanı ne devirebilir ki? Allah benim dostum. Allah beni seviyor. Nereden biliyorsun? Allah bir kulunu severse sevdiğini sevdirir. Kusurlarını ona gösterir. Sevdiği işleri nasip eder. Sevgisini kalbine koyar. Sevdiklerini de sevdirir. 5-6 tane hadis ezberlemiştim. Bak bir tanesine, Allah'ın sevdiği işleri yapan, Allah'a sevdiklerini seven, Allah'ın sevgisi olan, kusurlarını gören, Allah onu seviyor. Artık Allah'ı sorgulamaya, Allah'a suizan etmeye, ey Allah'ım acaba beni seviyor musun demeye gerek var mı? Allah söylüyor zaten. Allah bilir. Bildiğini bildiriyor işte. Ben bu kulları seviyorum diyor. Arkadaşlar, bir cümle söyleyeceğim. Dostlarınızı denemeyin. Dostlarınızı denemeyin. Tamam mı? Çünkü denenmez. Denenen şey dost değil o zaman. Denemeyin. Ondan sonra dostlarınızın kıymetini bilin. Geçici ve fani, ani ve fani hissiyatların ve duygularınla yapılan ve söylenen sözleri ölçü yapmayın. Koparmayın birbirinizi. Haleti rüya ile söylenen, boşluğa bulunup denilen, fiillerle ve sözlerle sakın dostlarınızı bırakmayın. Çünkü buna ihtiyacım var hepimiz. Unutmayın, sevgiye, uhuvete, samimiyete, sevmeye, sevilmeye ve alaka duyulmaya, sahiplenilmeye insanın çok ihtiyacı var. Benim de bir sahibim var, manevi. Onunla yaşamak insanın dünyasını, cennetini. Diğer hikaye. Diğer hikaye.
hadisi kutsu var ya, enayne zeyni abdi diye. Kafir nasıl bir haletin? Allah'la alakası yok. Önüne bakıyor kabir, arkaya bakıyor, yok olmuş ömür. Önün şimdiki zamana bakıyor, her istedikleri olmamış. Bir de duyuyor, işte bir camiden, bir vaazdan, bir cenazeden, bir mevlütten geçiyor. Allah şöyle yapar, böyle yapar, doğru. Bir bakıyor, bir de taş ocağına gidiyor fırına, ekmek alırken. Bir bakıyor ki, bir metre yükseklikteki bir yerde, öyle 5-6 metre derinlikte alevler sarmış. Tuğlalı ateş içinde. Hiç cehennem buna da benzemezse, beni oraya soksa. Oturmak oturamazsın, kalkmak kalkamazsın. Ne bu kadar bir yüksek. Öyle taş ocakları var ya. Şöyle ben bakamıyorum. Böyle baktığın zaman kenarda bu tarafta sağda ateş yanıyor. Alev burada. Bu tuğlada otursan öyle kalkamazsın ya. Yani. Bir bakıyor. Peki bu adam nasıl yaşıyor? Allah'tan ümidi yoksa. Ama Allah'a iman eder. İmanının gereğini yapar. Var üç türlü. Ezberimde söylüyorum risalelerim. Üç türlü kabre giriş var. İnandığını yaşayan, inandığını yaşamayan, inanmayan. İnandığını yaşayana ölüm yok. Nefis ölümü tadacak. Küllü nefsin zayikatın ben. Çek, kaza gömleği dolaba bıraktım. Gidecek. İnanıp yaşamayan hapsi münferit. Tek başına haşir meydanına kadar azap içinde azap. Ötekisi zaten kafir. İşte bu dünyada bile enayine zenni abdi bir kafirin ruhunda müthiş bir sahipsizlik var. Yetimlik var. Benim kimsem yok. İtikadını daimi bir azab elime kalbeder. Sonra iman ve yakin ile Allah Allah. İman bir de yakin var. İmanın mertebesi. Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra, rızasından sonra, rüyetinden sonra müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Müminlerin. Görüyor musun? Bak, iman. Kapıyı açalım mı? Evet, çok sıcağım. Çok bana aç. Aç ona arka bir şeye yaslan. Rahatsız olan bu tarafa gelsin. Çünkü ders akşamı sobada yakınmışlar. Sen öyle otur. Bak arkadaşlar, Cenab-ı Hakk'ın likası. Lika, Mehmet abi. Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra. Lika nedir? İbrahim. Lika dedi. Cenab-ı Hakk'ın likasından sonra, rızasından sonra. Kendinde meriç yaratıklar mı? He. Bakayım. O zaman bunu Cevdet sen bir araştır. Kavuşmak. Evet. Kavuşmak mı? Yukarıda o ayetler diye. Lika. Nasıl gelip buluşmak, görüşmek. Yani Allah'a ibadet vesaire var ya, iman ve huzur. Lika doğuruyor. Sonra rızası oluyor. Sonra rüyeti. Allah Allah. Cennet. Allah'ın rüyeti Cevdet ya. Tabi sonrası da var biz galiba ya. He? Sonrası da var mı? Daha var mı? Öyle diyor. Ha, rüyetinden sonra müminler için hasıl olan lezzetlerin derecelerine bak. Onlarla gelerek lezzetlenme. Burada. Burada da var. Burada Cevdet da. Bu avam itikat ettiğine gidecek Cevdet. Avam. Alim burada fikreder. Kamil hisseder. Fazıl onu yaşar. Müslümanın, müminin itikat ettiğini o yaşar. Rüyetullah'a gider. Allah'ı görür. Değil? Şu sözlerde, Miraç'ta yok mu? Allah'ı görmek sünnet değil mi? Allah'ı görmek sünnet. Onu nasıl anlıyorsun abi? Bir daha söyleyeyim. Allah'a peygamberimiz gidip gelmedi. Tamam Miraç, o
Namaz içinde bu var işte. Ama o kalben ruhen mi yoksa şey mi? Kalben ve ruhen. Zaten şu anda bütün lezzetleri vesaireleri ben ruhla hissetmiyorum. Ben seni zaten gözde mi? Gözde görmüyorum ki. Gözde fotoğrafını çekiyorum. Beyinde şekilleniyor. Ruhunu seyrediyor. Görmeyi bilmiyoruz ki daha. Göz fotoğrafı çeker. Arkada, gözün arkasında resmi eletiye dönüştürür. Yani cep telefonları veya internet, laptop mesela hiç bağlantı olmayan resmi nasıl gönderiyor başka yere? İnternetle. Cep telefonları bir fotoğrafı göndermiyor mu? Mesajla. Ne yapıyor? Resmi göndermiyor ki. Resmi eletiye dönüştürüyor. Eletiye dönüştürdükten sonra onu eletiye bindirip gönderir. Hava zerresine. Hava zerresine ama uyduyla telefon arasında bir hat var. Bir hat var görmediğimiz. Ama göz görmüyor ama kimse de inkar edemez. Niye? Burada dilim var yani diş var. Yani bazı istasyonlar bağının derecesi var burada. Hat çekiyor mu? Böyle değil yani. O hat devamlıdır, daimidir. İşte bu hat cep telefonuna köyde çektim resmi. Yaptım da onun için söylüyorum. Evet, Almanya'da ben Reyhanlı'ya gittim. Bir dostum var Reyhanlı'da. Tak diye çektim o Reyhanlı'nın gölünü. Yaptığımı söylüyorum. Bana cep telefonuna dedim ki bunu şu adresi gönder. Resmi gönderdi. Veya bir tanesini yaptım. 3G'ye girdik. Benim telefonum 3G. Koyayım. Aynı seyrediyorsun. Onu da seyrediyorum. Ben tuttum gölü tuttum. Aa hocam şu köprüye tutsana hocam diyor. An ve an. Şimdi onda sıkıntı yok. Ben şunu öğrenmek için sordum abi. Geleceğim oraya. Onun miracı vardı ya. Manevi kalp ve ruh derecesiyle gitme var müminde. Kapıyı açık bıraktım diyor. Yani o kalp ve ruh derecesinde mi yoksa onun gibi çeşitli müsaadesiyle... Ha ona gireceğim de bu altyapısını yapayım diyorum. Ha. Ha bu mümkün. Neyse o zaman geçeyim onu. Şimdi Allah Resulü cismen ve ruhen diyor. Evet. Onun arkasından giden herkes dahi onun gibi kalben ve ruhendir. He. Cismen yok. O kapıyı açık bıraktı demesindeki esprit kalp ve ruha. Evet tabii. Zaten kendisi söylüyor kalben ve ruhen. Etkiya ümmeti diyor arkasından kalben ve ruhen gidiyorlar diyor. Tamam. Gidecekler demiyor. Aynen. Şimdiki zamanı gösteriyor. Ha peki. Bir daha söylüyorum bu şeyin. Avam itikad ettiğine gidecek. Ahirette. Cennet. Allah'ın yani yaşamasa da mı? Yok yaşarsa gidecek. Evet. Ama imanı varsa cehennemden sonra dönecek. Bak bir şey anlatmak istiyorum. Dünyada avam alim olmayan namaz kılıyor, yaşıyor ama itikat ettiğine gidecek ahirette gidiyor. Alim itikat ettiğini dünyada fikreder. Kamil itikat ettiğini hisseder. Arif olan anlar bizi. Arif olan ise itikat ettiğini bu dünyada yaşar. Avamın itikat ettiğini adam yaşıyor. Hazreti Ali'de misal vereyim radıyallahu anh. O cennete gitmek diyor o kadar zor değil. Dünyanın cenneti diyor musunuz? Bu bir. İki. Alemi gayb açılsa yakınım ziyadeleşmez, imanım artmaz diyor. Ben size söylüyorum Allah'ını seversen. Şimdi ben gözüm açılsa senin de cehennemi görsem, cennetin görsem, cenneti ve cehennemi görsem ayağımı skoda gibi yamulmaz mı? Hazreti Ali diyor ki hiçbir şey olmaz bende. Niçin? Çünkü yakin, şuhut bu. Niye atomun arkasını esir aşamasın ki? Yani şu, buz, aynı yerdeyim dikkat edin bu misal gene. Su, buzdur ama sudur. Sudur ama H2O'dur. H2O'dur ama kuarktır. Kuarktır ama enerjidir. Enerjidir ama esirdir. Esirdir ama maddeye hayattır. Maddeye hayattır ama aynı hayattır.
Aynı hayattır ama hayatın zatları ve cevheri ruhtur. Ruh duran nuru Muhammedidir. Nuru Muhammedidir ama esmadır. Gel buraya. Cennet nerede? Ha, maddi hayattır. E şimdi bu buzun içinde bir yer aramayın yani. Allah bunu böyle, bu Allah görüyor. Öyle değil. Allah maddeyi nasıl görüyor biliyor musunuz? Su buzu nasıl görüyorsa. Su buza ne kadar yakındır? Sonsuz. Yani buz suyla yapılmıştır. H2O suya ne kadar yakın? Sonsuz. Çünkü elementle, hidrojen oksijenle yapılmıştır. Su buza ne kadar yakınsa esma maddeye o kadar yakındır. Esmanın en kesif tecellisidir bu. Namazınızı değiştirir bu misal. İyi anlarsanız. Şimdi İmam Ali nerede? Biz buzdayız. Ceset. Ha? Şimdi İmam Ali buzdayken suyu gördü buzda. Gayet normal. Sonra H2O'yu gördü. Mertebesini. Suya baktı. Su diye hidrojen, oksijen elementini gördü. Sonra enerjiye geçti. Sonra esire geçti. Aynı hayattır diyor her şey cennette. Aynı hayata geçti. Cennet aynı hayattır. Maddi hayattan daha arkası. Ondan sonra hayatın zatları cibere olan ruh. Ustad diyor ki kalbin ve ruhun daire hayatına gir. Hep külliyattan dolaşıyorum. Kitap okuyanlar. 17. lemada diyor. Kalbin ve ruhun daire hayatına gir. Hazreti Ali ruha değil. Kalbin hayatına girmiş. Daha ruh daha şeyde. Diyor ki aynı hayata girmiş. Aynı hayata giren cennet ve cehennem şuhuttur. Bak bu buzun içinde bakın. Onun için dünyadayken ahireti müşahede ediyorlar. Allah'ı görüyorlar. Allah'a gören. Fenay mutlaka mazar oldu diyor 149 Sikeyi Tasdik Galbiye'de. Gelen için. Ali Beyt-i Mümesili noktasında. Veraset-i Ahmediye cihetiyle. Mahiyet-i Muhammediye'de kendisini gördüğü için fenay mutlaka mazar olmuş. O sözleri söylemiş diyor. Ben mi duyuyorum bunları? Fenay mutlak ne demek? Beşeriyetten çıkmış. Çık. Cennet neymiş ya? Beşeriyet her şeyden çıkmış ya. Cennet bizden daha basittir. Cennetten kıymetlidir insan. İnsanlığa yapılmıştır. İnsan için yapılmış cennet. Bu bina benden kıymetli değil ki. Bu bina bana hizmet etmek için var. Bu binanın değeri benden kaynaklanıyor. Ve hepimiz çıkalım hiçbir şey yaramaz. Cennet insana hizmet edendir. İnsan hizmet alandır. İnsan üstündür. İnsan çekirdeğinde yapılmıştır. Cennet neymiş ki insana göre? Kıyas edilir mi? Cennetten de üstündür rüyetullah. İnsan çok değerlidir. Çöplükte ne harcıyorsun kendini ya? Bir bilsen kendini kıymetini. Cehennem neymiş ya? Cehennem. Derdimiz o değil ki ya. Cehennem. Ne cennet sevdalılığı var bizde olması lazım. Ne cennet korkusu. Rüyetullah var kardeşim ya. Rabbimizi üzmemek istiyoruz ya. Ders yapıyorduk değil mi Mehmet abi bu şey gibi? Günah ve haram. Ne fark var? Dağlar kadar fark var. Günah haram değil, haram günah değil. Başka bir şeyler bunlar. Haram hürmetten geliyor. Hürmet, hududunu aşmaktır. Diğerlerin hududunu aşmaktır. Allah'ın hudutlarını aşmaktır. Haram. Günah ise yapını bozmaktır. Donanımını bozmaktır. Yani günah bir şey değil ki. Kimin emrine muhalefet ediyorsun? Kimin çitlerini kırıyorsun? Adam çevirmiş, buraya girmeyin dedi ya. Dut var işte. Yemeyin buradan. Çit çevirmiş. Hudutlamış adam. Sen de haddini bilmiyorsun. Gittin makas diyorsun. Tak diye kesiyorsun. Gidiyorsun. Volu ne ediyorsun? E şimdi o bahçe sahibi kızar mı kızmaz mı? Vay haddini bilmez adam. Hududuma niçin girdin demiyor mu? Haddini aşan hududunu bilmez. Hürmet. Haram demek. Allah'ın hudutlarını çiğnemektir. Yasak bölgelere girmektir. Günah ise yapını çökertmektir. Farklı şeylerdir bunlar. Çok farklı. İyi ki Allah var. Gerisi hikaye. Allah'ın rızasını esas al. Gerisi hikaye. Huzurlu ol. Bir adıma 10 defa şükret. Gerisi hikaye. Su.
hayvan da içer, ekmek, sığır da yer. Cesedi beslemek değil. Huzurlu, gerisi hikaye. Huzur, hazır olanı fark et. Allah'ı fark et, huzur orada. Unutmayın, huzur bulunmaz. Kimse kaybetmemiş ki huzur. Huzur uyandırılır, huzur dahildedir. Hariçte yok. Alınanlar uyandırılır. Huzur sende. Rabbin hazır olursa huzurda olursun. İyâke ne'abudu ve iyâke nesne'nin sırrı budur. Elhamdülillah. Huzur burada. Bestamdır. Aram huzur. Bulunsaydı hariçte ben bulurdum. Elhamdülillah. Huzurla rahatı mı karıştırıyor o zaman Atan abi? Evet. Huzur bulamayanın rahatı yoktur. Lüküs arabalarda ama içi kapkaranlık ruhlar, buhran geçiren, bed depresyon, bunalımlarda olan adam doktora gidiyor jiple, gitse ne olur? Bir misal vereyim mi size ona ait? Canım benim. Boğaz Köprüsü'nde trafik biliyorsunuz İstanbul'da çok. Bilen bilir. Beşiktaş'tan aşağı yokuştan doğru iniyorum. Kadıköy'e doğru geçerken. Tamam, Mecidiyeköy'den oradan tıkır tıkır gidiyoruz. Biliyorsunuz değil mi orası? Adım adım Cevdet Bey'le. Adım adım, adım adım Mecidiyeköy. İnanın böyle arabayla giderken cam açık, hava sıcak. Sultanbeyli dersine yetişeceğim. Salı günü hiç unutmuyorum. Yani gram gram ya. Çoğu zaman duruyoruz. Gidince de birinci vites. Baktım bir jip var. Böyle bakıyorum jip. Karı koca, suratlar asık. Suratlar asık. Kadın ayağını kaldırmış o torpido gözüne. Öyle. Öyle. Hiç konuşuyor. Kadın elini böyle bağlamış. Surattan belli yani. Adam da öyle. Hiç şey de konuşmuyorlar. Böyle gidiyorlar. Duruyoruz. Bakıyorum ilgimi çekiyor. Allah Allah. Aynı gördüğümü anlatıyorum. Hiç ses yok. Biraz sonra tabii trafik şey yaptı. Baktım sağdan kayıyor. Şey yapıyor. Beşiktaş'ta şeyden giriyorlar aşağıdan. Ben hemen sola kaydım ki girmesin. Yol değişti. Araba değişti tabii. Bir baktım Kartal, hiç unutmuyorum. Kartal. Selim Mustafa Kartal. Arkalı Kartal. Arkaya çocukları doldurmuşlar. Tamam. Arkaya çocuklar dolu. Hırla gidiyoruz. İçerisi kıyamet kopuyor. Acayip. Ooo falan. Acayip. Kadınlar, erkekler. Allah Allah. Niye böyle, niye böyle diye sahip. Mukayese ediyorum tabii. Kartal'ın içinde şenlik. Jipin içinde suratlar asık. Olsa ne olur? Huzur burada. Burada mısın kardeşim? Oh. Araba da burada, mülk de burada. Hariçte ararsan harici mahkum olursun. Hurucu, huzuru hariçte arama. Öyle bir şey yok. Yok. Olsaydı Allah asıl saadet yokluğuna asır saadet demezdi. Saadet asır demezdi. Allah Resulü'nün aslına saadet asrı demez. Asıl saadet. Ne saadeti? Üç gün aç, taş bağlamış. Yokluğun adına saadet demiş. Böyle saadet mi olur? Allah demiş. O zaman saadeti huzurda varmış. Yokluk içinde huzur bulmuşlar. Ruhlarında yaşıyorlar ama yok. Biz varlık içinde buhran geçiriyoruz. Eskide köylerimizde 60 metrekarede 4 aile yaşardı. 4 tane göç. Çok da huzurluyduk. Benim amcalarımla beraber 5 kardeştik. Babaannem de vardı, dedem de vardı. Büyük baban dedemin baba şeyi de annesi de sağdı. Benim hatırlıyorum. Dedemin annesi de sağdı. Dedem ve babaannem de vardı ve babam dahil 5 kardeş vardı. 4 tane amcam yani. Hepsinin hanımı, çoluk çocuğu vardı. 100 metre yoktu tahtalı eski bizim Karadeniz'e. Huzur var. Şimdi 100 metre karede bir karı koca huzur yok. Kavga ediyor. Çünkü eskide yer dar, gönüller geniş. Şimdi yerler geniş, gönüller dar. Huzur dahil değilmiş meğer. Gerisi hikaye. Elhamdülillah, iman acayip. İman kadar nimet var mı? Hatta cehennemi cismani, Arif bak, cehennemi cismani, Arif olan mümin için
Asiye kafirin cehennem manevisine nispeten cennet gibidir. Bir daha söyleyeyim. Cehennemi cismani arif olan mümin için, işi fark eden mümin için, Asiye kafirin cehennem manevisine nispeten cennet gibidir. Ne dedi? Bir daha okuyayım. Hadi bir daha söyleyeyim. Cehennemi cismani ahiretteki cehennem arif olan mümin için olsa ne olurdu? Asiye kafirin cehennem manevisine nispeten cennet gibidir. Şimdi arifi cennete, cehenneme koysan yatmıyor. Beden yok ki orada. Neyi yakacak? Mesela ateş yanıyor. Ateşin içine lambayı yakın. Yani feneri vurun, ışığı. Işığı ateş yakabilir mi? Nar nuru yakamaz. Hatta Allah Resulü'nün şeyi var. Cehennem haşir meydanında hesap verilirken bütün beşeriyet. Hadis. Ondan sonra bir anda korkunç bir sesle cehennem bütün zincirlerini kopartır diyor Allah Resulü. Bir manadis taklit ediyor. 70 bin zincir diyor. Çokluk ifadesi. Cehennem bütün küçük. Böyle bir heyelan düşünün. Bir tsunami düşünün. Dehşetli sipsiyah bir şey geliyor katran alev. Haşir meydanına gelmeye başlıyor. O anda işte bütün insanlar ve bütün peygamberler secdeye kapanıyor. O zaman oluyor işte. Haşir meydanına cehennem hücum ettiği zaman. Yuvarlak yapıyor cehennem. Böyle. Hücum ettiği zaman böyle. Bütün peygamberler dehşete kapılıyor. Ümmet değil, peygamber de secdeye kapanıyor. Bir kişi hariç. Cehennemin üzerine yürüyor. Cehennem orada. Çünkü bütün peygamberler de peygamberimizden yaratılmıştır. Nurunda yaratılmıştır. Bütün varlık ondan çıkmıştır. Tabii ki seyyidül beşerdir. Cehennemin üzerine yürüyor. Cehenneme, cehennem de bu tarafa gelince Resulullah'a doğru. Cehenneme Allah vahyediyor. Muhammed sana haramdır. Muhammed sana haramdır. Cebrail müdahale ediyor cehenneme. Allah tecelli ediyor. Ve cehennem orada kuduruyor. Patanaj yapıyor. O kadar kuduruyor ki diyor o gelen yönü yuvarlak yapıyor. Yılan gibi etrafı çeviriyor haşir meydanını. Müekkel melek. Orada her şey canlı ve ruhludur. Cehennem de zerratı. Allah Resulü cehenneme diyor ki nedir seni bu kadar gayza sokar? Ya Resulallah çekil. Niçin diyor? Bu kadar Allah'ın nimetini görüp de isyan eden, şirk koşana artık tahammülüm kalmadı. Allah'ın bu kadar nimetini nankörlük yapana tahammülüm kalmadı. Ya Resulallah müsaade et. O zaman Allah Resulü önüne bir tane vuruyor. Cehennem ikiye ayrılıyor. Allah Resulü geçiyor. Ulul Azm peygamberleri geçiyor. Peygamberleri geçiyor. Ümmetleri geçiyor. Hepsi işte geçiyor. İman edenler, şey yapanlar. Diğer kafirler de tam geçerken heyecandan Musa'nın Kızıldeniz'de geçer gibi cehennem kapanıyor. La ilan gibi artık onu sıkıyor. Ama müminler, Müslümanlara orada işte cehenneme deniliyor ki müminin nuru cehennemi söndürüyor. Oradan geçerken müminler şey yapıyormuş. Ya iman ettiğimiz cehennem bu mu? Sağına soluna bir kanal düşünün. Sağında cehennem, solunda cehennem. Bakınca cehennem diyor ki ey müminler çabuk geçin. Nurunuz narımı söndürüyor. Ey müminler çabuk geçin ne olur. Nurunuz narımı yakıyor. Yok söndürüyor diyor. Söndürüyor. Elhamdülillah. Allah'ımız var kardeşim. Gerisi hikaye. Abi bu o zaman sırat köprüsü ne oluyor? Bu işte. O yardığı yer. Nar demek alev mi hocam? Alev, ateş. Ateş, ateşi mi söylüyor? Allah. İman ettin mi? Allah zatını sana verdi.
İman Allah'ın zatın nuru. O nuru ne yakacak ki? Cehennem mahluk ne yakacak? Evet. Ha, şimdi diyor ki Arif'in bu. Arif'i cehenneme atsan diyor. Tamam? Arif'i cehenneme atsan. Şey yapamam. Ama kafir dünyada öyle bir azap çekiyor ki o cehennem cismani gibidir. Dünyada dahi. Ruh azap çekiyor. Onun için bunalım geçiriyor. Ya. Bak. Asiye çekiyor. Asiye kafirin cehennem cismanisine nispeten cennet gibidir. Yani kafirin bu dünyada cehennemi yaşama ruhundaki cehennem azabı Arif'i cehenneme koysan, hakiki cehenneme, kafirin cehennemi daha üstündür diyor. Cevdet, oldu mu kardeş? Bir daha söylüyorum. Arif'i cehenneme atsan, cehennemi cismaniye, aslı cehennemi cismaniye atsan, onun azabını koy bir kenara. Asiye, isyan eden kafirin cehennemi manevisi, ya dünyadaki manevi cehennemi daha ağır. Yani o mümini, arif olanın cehennemi cismani bile atsan o kadar azap duymuyorum. Bu daha fazla. Peki niye kafayı yemiyorlar? Çünkü iptal hissetmişler. Yani hissi, korku hisleri iptal olmuş. Şöyle diyeyim. Dişçi azap olmasın diye delerken uyuşturuyor. Çok büyük bir kriz geçiren insana doktor sakinleştiriciğine veriyor. Nötrleştiriyor. Değil mi? İşte asır günahlar ahiret böyle mezarmış, kabirmiş. Öyle bunlar öyle bir morfinlenmiş ki maçtır, televizyondur, gayrimeşrudur, internet şeyleridir. O morfin oluyor. Herkes morfin alıyor. Yani Allah'ın yasak ettiği her muhatap olduğun şey birisi istiyor onu. Aç, bak diye nefistir. Niçin buna ihtiyaç duyuyor? Çünkü morfinle ihtiyacı var. Niçin aspirin içiyorsun kardeşim? Niçin içersin? Başın ağrıdığı için. Ağrıması içer misin? Ha, niye adam ona ihtiyaç duysun? Hesabını bildiği halde. Ona ihtiyaç duymasının sebebi haberimiz yok. Nefis morfin almak ihtiyacı var. Uyuşması lazım. Yoksa çıldırır. Ya imanla aklını başına alacak, maneviyatla, ya da morfinlenecek. Ehli dünya bedensel lezzeti biliyor. Ruhsal lezzeti bilmiyor. Beden neymiş? Arkadaş, alemi bekaya delalet eden berahinden mağda, arkasında saflar teşkil edip dualarına bir ağızdan amin, amin söyleyen enbiya, evliya, sıddıkîn, imamları, mahbub-u ezelinin Habibi Ekrem'i Muhammed aleyhissalatü vesselamın tazarruatı, duaları alimi bekada insanın bekasına pek büyük bir burhan ve kafi bir vesiledir inşallah. Allah Resulü diyor ki ya deyince bunun duasına peygamberler diyor. Enbiya, peygamberler, evliya, sıddıkinler, imamlar. Mahbubu baki, mahbubu ezelinin Habibi Ekrem'ine, Muhammed Mustafa'nın duasına amin diyorlar. Aleyhisselam. Çünkü kainatı serapa istila eden şu hüsnler, kainatın her tarafını istila eden fevkalade güzellikler, mesela diken bile güzeldir. Diken olmasa gül bilinmez. Yani o da karanlık gibi aydınlığı gösteriyor. Kıyas yani. Şu kainatın her tarafını ihata eden güzellikler, cemaller, kemaller, o Habib'in tazarruatını işitmemek veya kabul etmemek kadar çirkin, kabih, kusur
Naks adedince bir şeye müstahak eder mi? Yani düşün. Tarlamıza Allah çıplak yapmamış. Tarlamızı, dağları bile güzelleştiren Allah. İnsan için. İnsanın duasına cevap vermiş. Midenin ihtiyacı için nihayetsiz nimet lezzetleriyle cevap veren Allah. Gözü memnun etmek için envai çeşit renklerle memnun eden Allah. Dili memnun etmek için hadsiz ve nihayetsiz lezzetlerle cevap veren Allah. Ruhun, insanın en temel ihtiyacı olan bekayı istesin ve vermesin. Olur mu böyle bir şey? Neye benzer biliyor musun? Olmaz da. Bir komutan düşünün ki, ergonekoncu olmasın. Askere dikkat ediyor, orduya dikkat etmiyor. Göz düşünün ki, sivrisineği görür ama dağı görmüyor. Böyle bir şey olur. Öyle fabrikatör düşün ki çöp denegesine dikkat ediyor. Aman ha ezmeyin falan, paslanmasın, yağmura koymayın. Fakat fabrikanın temelini oluşturan elektronik cihazına hiç kale almıyor. Çekişte vuranları hiç itibar etmiyor. Öyle olur mu? Bekçi diyor ki aman ha çöp denegesini dışarı koymak için çürür ya, 10 senelik bir şey 5 sene düşer diyor. Öteki tarafta en elektronik cihazlara hiç kale almıyor. Öyle bir Allah ki bizi memnun etmek için kainatla cevap veriyor, yetmiyor. Ruhsal donanımız için gaybtan besleniyoruz. Şu anda gaybtan besleniyoruz. Hangi gıda, hangi baklava şu anda ruhani lezzet verecek ki? Şu anda imanımızla besleniyoruz. Şu anda bu derste bu değil mi? Peki, ahirete iman etmenin ücreti işte. Ahiretin varlığı bizim dünyada ümitli yaşamamıza, ayağımızı iyi basmamıza ve ümitsizliğimizin kalkmasına vesiledir. Bundan daha büyük nimet ne olacak? Yani ücret diyor, imanın içindedir diyor usta. Nur talebelerine diyor ki, hizmetinizin, ücreti hizmetinizin içindedir diyor. O lezzet olmasa Mehmet abi o hizmetin, o şefk almasa, gozur olmasa koşturur muyuz? Ben şu anda lezzet alıyorum der sefer. Yarınki planımdan lezzet alacağım inşallah. Kalkacağım, gideceğim Osmanlı'ya, Osmanlı'ya gideceğim inşallah. Niye? Bir şey misal söylüyor. Siz koşturuyorsunuz. Dersen Allah razı olsun, sahipleniyorsunuz, koşturun. Orada bir ücret var. Ne? Amelin içinde ücret var. Sakın öyle dediğini yapmayasın abi. Ben şöyle, Allah'ım biliyor ama inşallah siz de bilmemez ama teşvik için söyleyeceğim. Ben Kur'an'ı inan sebap için okumuyorum ama Allah yazarsa yazsın. Ki yazsın tabii. Arkadaşlar zevk alıyorum. Vallahi lezzet alıyorum. Yemek gibi, su gibi lezzet alıyorum. Siz de yapın. Yani şaire taluk eden de riya girmez, onun için söylüyorum. Yani bir yapan görmeniz lazım ki size de şevk olsun. Hakikaten ruhsaldan okumayınca rahatsız oluyorum, sıkılıyorum. İnanın, of diyorum. Vallahi gece kalktım, okuduklarım okuduğumu biliyorum. Sebap için okur muyum o saatte? Aklım uykum gelmiyor. Ulan sağa sol, yapma diyorum falan adama. Lan uykumla oynama. Kalkarsan fena çakarım diyorum. Kalkınca ya tamam yat, hiç kusura bakma kaldırmasaydın. Ondan sonra. Hizmimi, cüzümü rahatlamabilir. Tak tak çakıyorum. Lezzet alıyorum. Oh! Yani ne demek istedim burada? Zaten iman ettiğimizin delili imanın içindeki lezzette var zaten. Delil o. Biz zaten iman ettiğimize gitmesek bile dünyada rahat yaşadık zaten. Ya biz o lezzeti ben o lezzeti alarak değil de vasıf olarak yapıyorum. Lezzeti alamadığımız için imanda zafiyet mi var? Olmaz. Zafiyet değil de mertebesi. Bak, iman etmenin ücreti ve lezzeti imanın içinde. İnkar etmenin, reddetmenin, günahın elemi onun içinde. Abi hissetmiyoruz. 15. şu anda diyor ki, kafir niye kafayı yemiyor, niye intihar etmiyor? Ve Müslüman bu imanının lezzetini niye anlamıyor Cevdet diyor. Diyor ki
iptali his ettiğinden kafir elemini anlamıyor. Yani morfin vurulduğu için. Müslüman ise o da asıl gafletine maruz olduğu için günahlar da onun imanının lezzet almasına mani. Günahlar da Müslümanın imanındaki lezzeti alamıyor. Allah Allah. Çok acayip bir şey ya. Bak okuyayım şurayı. Ehli dalalet manevi azabını muvakkaten tam hissedemiyor. Ehli hidayet dahi gaflet basıyor. Hakiki lezzetini tam takdir edemiyor. Burada anlatıyor biraz önce. İptal his ettiğini söylüyor. 32. sözde de bizatihi bir mevzu var. İptal his. Niçin? Kafir küfründen ve Müslüman imanından lezzet alamıyor. Hatırladınız mı? Aferin bu kitap okuyana. Tebrik ederim. Notlar almış. Doldurmuş. Darısı benim başıma inşallah. Ben de inşallah böyle çalışırım. En tembel aranızda ben ve Mehmet abiyiz. Sen sildin onları abi. Ben de yapmadım. Sen sildin onları. Alıyordum oradan sonra sildin onları. Sildin mi? Sen sildin onları. Kökünü sildin. Önceden vardı. Sitede mi? Yok ya. Defterin kitabından alıyordum. Sonra baktım hepsini sildim. Demek ki yazı şeyi doldu. Sen öyle karalamıştın yani şimdi. Evet. Ariflerde herhalde müşahede makamından artık oradan terimleşir diyorsun ama herhalde o bir taraftan da alıyorsun bir şeylerden. Bak. Sayfa 633'te. Yani yer için. Okumayacağım da yer nereden söylüyor diye. Çok bazıları abi böyle şöyle söylüyorsun ama kaynağında söyle ki 32. sözün 3. mevkıfın 2. noktanın 2. mefasında şu elim elemin dehşetli manevi azabı hissetmemek için ehli dalalet iptal his nevinden gaflet sarhoşluğuyla muvakkaten hissetmez. Fakat hissedeceği zaman yani kabre yakın olduğu vakit birden hisseder, devam ediyor bir ders ya bu. Öyle sekerattan seyrettim ki hastanede, daha yeni bir tane daha. Ok Meydan Hastanesi'nde. Hemen çıktım, okudum. Araba dedim ya bu akşam gelirim. Yasin okudum. Ondan sonra Yasin okudum. Ok Meydan Hastane aşağıya indim. Akşam bir daha gelecektim tersten sonra. Hocam hocam! Çok uçuydu bağırıyorlar hemen. Gözümü dikmiş. Ama ya. Hemen gözünü, tabii elhamdülillah gitmemişti daha. Hurufum katayı çaktım serseri şeytanı. Öyle çaktım ki kulağın içine daha yapıştırdım öyle. Ondan sonra iyi elhamdülillah. Nasıl bir olmuş ya. Oh. İman da gitti. İman. Size bir müjde vereyim. İman emanettir değil mi? Büyür, küçülür, kaybolur, gider gelir. Vallahi müjde. Korkuyoruz. Eskide şöyle derdi. Korkmanıza gerek yok. Niye? Vallahi geldin şehire, elinde valizler var. Koruyamıyorsan ya kargoya ver, ya emanetçiye ver. Ya en iyi emanetçi kim? Allah. De ki, Allah'ım beni ve imanımı koruyamıyorum. Kendimi de koruyamıyorum. Ya Rab, en iyi emanetçi sensin. Kendimi ve imanımı sana emanet ediyorum. Bitti. Derdi. Bunun şerif bir delili de geldi. Kütüb-i Sitte'den Nesai, Ebu Davud, Kitab-ı Sünnet, Tirmizi denen, o 6 taneden bir tanesi yazarı, İmam-ı Tirmizi bu, Muhammed el-Tirmizi. Kendisi diyor ki ben 1000 defa